Herkese merhabalar. Ramazan ayına girdik biliyorsunuz ki iftardan sonra adlı programımıza hoş geldiniz gibi oldu. Çünkü saat 21.15 biz de hastalarımızın biraz tatlı yoğunluğuyla birlikte bu saatlere kadar klinikte kaldık arkadaşlar. Bu hafta çok önemli bir konuyu paylaşmak istedim sizlerle. Medikal estetikte ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, yan etkiler nelerdir diye. Çünkü en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de yan etkiyle komplikasyonun karıştırılıyor olması. Yani uzun süren ödem ya da morluğun yan etki olduğu halde ya da beklenilen bir etkisi olduğu halde komplikasyonla karıştırılıyor olması. Ama bazı durumlarda da gerçekten uzun süren ödem gözlenmesi, yani 72 saati aşan ödem gözlenmesi acaba bir komplikasyon var mı sorusunu da aklımıza getirebiliyor. Yine bazı durumlarda tam tersi morarması değil, bir bölgenin beyazlamaya başlaması ya da aşırı kızarmaya başlaması ya da başka cilt döküntüleri yaratıyor olması da evet başka komplikasyon var mı aklımıza getirtiyor. Ben konuyu örneklendirmeye tam dalmadan önce sizin sorularınızdan yola çıkarak cevaplandıracağım. Sonra eklemek istediğim anekdotları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Dudak dolgun bıyık bölgeme kaydı ne yapmalıyım? Evet, bu bir teknikle alakalı bir durum arkadaşlar. O gidip bir komplikasyon ya da yan etki değil. Dudak dolgusu yapılırken kimi hastayı çok kontrolleyerek, kimi hastayı daha içeriden yukarıya dikleyerek, kimi hastanın sadece alt bölgesini volümleyerek yapabiliyoruz ve değişik isimlendirmeler koyuyoruz biliyorsunuz ki dudak dolgusuna. Ama kaldı ki biraz daha üst noktaya kaydıysa dudak dolgunuz, ya teknik olarak yapılırken orası da doldurulmuş olabilir ya da çok fazla dudak iç yapınızda boşluk olup ister istemez ya da dudağınız çok ince olup ister istemez o bölgeye kayıyor olabilir. Burada hangi sebeple olduğuna bakıp ona göre rota çizmek lazım. Çok ince dudaklarda ilk seferlerde bazen çok yoğun, yani aynı bölgeye çok yoğun uygulama yapmadığımız olur. Eğer ki cildinin üst tarafını çok boşluklu hissedersek, yeri geldiğinde ikiye böleriz. Yani mesela genelde çok küçük dudağa 2 ml gibi daha yoğun uygulamalar yapmamız gerekir. Ve ikiye böleriz. Yani 1 ml'ini önce koyarız ya da 1,5'ünü 1,2'sini önce koyarız. Geri kalan miktarını 10 gün 15 gün sonra oturduktan koyarız gibi düşünün. Çünkü bir anda çok sıkmak ister istemez dudak alt tarafınızda yeteri kadar mesafe yoksa mantıken daha üst tarafa da geçmiş olmak demektir. O sebeple doldurduk, çöktü, yerleşti, doldurduk, çöktü, yerleşti gibi düşünebilirsiniz. Burada dediğim gibi kişilerin arasındaki deneyim, teknikleri, işte ne kadar çok hastaya hakim olma durumu ya da her hastanıza ne kadar özenme durumu gibi bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Botoks sonrası saçlı derimde çekilme yaşadım. Kafa derimde yazmış. Ben onu saçlı derimde diye size çevirdim. Çekilme yaşadım. Bu neye işarettir? Yani burada oluşan genelde arkadaşlar gerginlikle, yani şu bölgelerinize de, saçlı derinizin olduğu bölgelere de atılabilir bu arada botoks. Zaten migren botoksu yapıyorsak, saç botoksu yapıyorsak, terleme botoksu yapıyorsak başka bölgelere de atıyoruz. Mesela migrende bu kısımlara, saç botoksunda zaten bu bölgenin tamamına. Yani bazen hastaya baktığımızda özellikle erkek hastaysa ya da alnı çok açık kadın hastaysa kaşlarını kaldırdığında bu bölgede de katlantı oluyorsa yine saçlı derisinin içerisine girecek şekilde atılabilir. Botoks gerginlik hissi vereceği için o bölgede böyle bir his olması bir anormallik değildir. Botoksta yaşayabileceğiniz anormallik genelde biliyorsunuz ki göz kapağı düşüklüğü gibi, asimetri olması gibi ya da bazı vakalarda şu bölgenin fazla gevşek olmasıyla birlikte pelerin gibi şöyle bir açıklık olup burun kanatlarından itibaren şu bölgeden fazla bir genişleme hattı yaratması gibi. Bunlar dediğim gibi botoksu tasarlarken dikkat etmemiz gereken noktalardan en önemlileri. Evet, göz kapağının çok fazla düşürülmesi komplikasyon olarak yer alıyor. Çünkü hastanın görme ve odaklanma açısından göz kapağının istediği gibi hareket ettirememesi sıkıntı yaratabileceği için. Ama geri dönüşümsüz bir şey olmadığı için botoks, yani bu kendi kendine de geçebilecek bir şey. Ya da PRP, ozon, radyofrekans gibi tedavilerle de botoksun etkisinin daha çabuk azaltılması sağlanabiliyor. Hastada vitamin eksikliği varsa B grubu vitaminler, magnezyum gibi şeyler de verilerek hastanın hani botoksun vücuttan kalıcılığını ya da sıcak uygulama yaptırıp çok terlemesini sağlayıp hani hastanın botoksun kalıcılığının azaltılması sağlanabiliyor. Botoksun Allah'tan o konuları biliyorsunuz ki geri dönüşümsüz değildir. Ama
dolgu gibi konularda ortaya çıkan komplikasyonlarda şöyle şeyler var arkadaşlar. En top komplikasyon arkadaşlar bir damar içine dolgunun sızıyor olmasıdır. O sizin haberlerde gördüğünüz dudakları böyle çok kötü hale gelmiş, burnu çürümüş gibi olan durumlar maalesef ki nekroz adını verdiğimiz durumlar. Yani damar içerisinde dolgunun yaptığı basıyla dolaşımın bozulması, bir yerin kanlanması bozuluyorsa ne olur? Çürümeye başlar diye düşünebilirsiniz. Ve buna başka bir enfeksiyon da, başka bir cilt rahatsızlığı da eşlik edebiliyor oluyor. Bunu bazen geç anlamlandırmak hastaya çok ciddi, işte oraya filep çekilmesi gibi, hiperbarik oksijen yapılması gibi geç tanımlanırsa çok ciddi durumlara sebebiyet veriyor. Ama erken tanımlanırsa hızlıca o bölgedeki dolgunun eritilmesi, ona uygun bir kan sulandırıcıdır, steroiddir, antibiyoterapidir, bunun IV yani gerekirse damardan, gerekirse ağızdan tedavi edilmesi gibi, bunun da doğru bir hekim tarafından düzenli takip edilmesi gibi, her vakayda aynı tedavi, aynı ilaç verilecek diye bir kar yok. Başka hastalıklar olan birinin de başına gelmiş olabilir bu durum çünkü arkadaşlar. Dolayısıyla doğru hekim tarafından yönetilmesi gibi önemli bir durum vardır. Gerçekten dolgu konusunda komplikasyon olabilecek. Işık dolgusu göz altında şişkin ve torbalı bir görüntü yarattı. 10. günündeyim. Şimdi bu benim yine en hassas olduğum konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bir kere göz altınızda torbalanma varsa, burası hani puffy duruyorsa ve burada onun sebebiyle oluşan bir oluk varsa, göz altının ışık dolgusu dediğimiz uygulaması şu bölgeye yapılan bir uygulamadır. Bu bölgeniz zaten torbalandıysa burada su tutulumu ve yağ tutulumu var demektir. Dolgu nasıl bir malzemedir arkadaşlar? O bölge hidrofilik dediğimiz su çeken bir malzemedir. Su tutulumu olan bir yere daha fazla su çekerseniz ne olur? Evet, duyuyorum sesi. Torbanız büyür. Çok basit ve düz bir matematiktir bu. Dolayısıyla ışık dolgusu gözaltı torbası olan hastalara tercih ettiğimiz bir uygulama değildir arkadaşlar. Torbanın içerisine yapmayı katiyen tercih etmeyiz. Işık dolgusu şu torbanın yarattığı, daha doğrusu gözaltı kontürünüzün, tear trough dediğimiz şu bölgenin, gözyaşı oluğunun yarattığı bölgede eğer ki bir oyukluk varsa zannediliyor ki oraya yapılan dolgu. Hayır, yani daha doğrusu %50 doğru bir ifade, %50 yanlış bir ifade. Işık dolgusu şu bölgenize, yani şu kemiğin üstünden göz altına daha çok gelen bölgenize yapılan bir dolgu tipidir. Eğer benim şu bölgeye, yani tir gözyaşı olduğu buradan geldi ve şuradan çöktü diyelim, şuralar daha çökükse orta yüz dolgusuna yine ihtiyacım vardır. Dolayısıyla torbalı olan göz altlarına ben de dolgu koyuyorum. Ama orta yüz şu bölgeye dolgu koyuyorum arkadaşlar. Diğer söylediğim gibi göz altında çukurluluk varsa, göz altında çukurlulukla birlikte morluk varsa, bazen de bazı arkadaşlar geliyor göz altı mor diye ışık dolgusu yapılabileceğini zannediyor. Hayır, hem çukurluluk varsa ışık dolgusu yapılabilir, çukurlulukla birlikte morluk varsa da ışık dolgusu yapılabilir. Ama sırf morluk var diye ışık dolgusu yapılamaz. Gözaltı torbanız var diye ışık dolgusu yapılamaz diye sizlere hatırlatıyorum. Dolayısıyla eğer ki ışık dolgunuz burada su tutulumunu arttırıyorsa, hala ödem yapıyorsa ve bu 10. günü aşıyorsa, evet biraz onun eritilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ya da yani tam sebebini bilmiyorum, yerleşim yerini sevmemiş olabilir. Belki bir süre daha masajlanıp buzlanması, lenf dolaşımınızın hızlanması gerekiyor olabilir. Ama öteki türlü eğer torbanızın olduğu bölümde dolgunuz varsa onun eritilmesi gerekiyor. Ya da bazı vakalarda görürüz ki ışık dolgusu ilk zamanlar onları çok güzel açmıştır, etmiştir, hoşlarına gitmiştir. Sonra zaman içerisinde burada beyaz hatlar ve belirginleşmeler başlamıştır. O zaman da orada bir nevi zarlaştığını düşünün ışık dolgunuz, etrafının zar kapladığını düşün. Bizim onu kırıp edip vücudun onu kabul edebilecek ya da eritebilecek hale getirmemiz lazım. Çok uzun soluklu kaldıysa bu sizde, 2 yıl vesaire gibi direkt eritilmesi lazım diye düşünün. Terleme botoksu sonrası elde güç kaybı yaşadım, tekrar yaptırmak sorun yaratır mı? Hayır, sorun yaratmaz arkadaşlar. Biz el ya da ayakta terleme botoksu yaptığımızda hastalarımızı uyarırız. His kaybı vermemek adına ona göre belli bir dozda yaparız. Ama baktık hala biraz terliyor, çünkü %80 azalsın isteriz terlemesi. Hala baktık biraz terliyor, his ve güç kaybı yoksa ekleme doz yapabiliriz. Ama onun dışında evet,
elde yapılan terleme botoksunun his kaybı ve dolayısıyla his kaybından ötürü hissettiğiniz güç kaybı gibi bir hissiyatı olabilir. Bu istemediğimiz bir şey olduğu için daha kontrollü yaparız arkadaşlar. Meme dolgusunda bezelenme olur mu, olması normal mi? Meme dolgusunda bezelenme olmasını istemeyiz arkadaşlar. Granülom dediğimiz yani dolguların sertleşip küme küme oluşturduğu bir şey haline gelmesi bizi ikiye yönlendirir. Bir, belki çok basit yıkamayla vesaireyle o rahatlayabilecek, hiç enfeksiyonu olmayan, dolaşımı bozulmamış, orada başka hasta patoloji yaratmayan bir durumu varsa dolgusu kalabilir içeride. Ya da enfeksiyon yaratıyor, dolaşımı bozuyor, gitgide o sertlikler artıyor vesaire. Bu sefer o dolgunun çıkartılması gerekebilir. Ama bu nasıl anlaşılır? Kızarıklık varsa, şişlik varsa, baskı ve ağrı varsa o zaman tehlikeli boyuta geçmiş demektir. Ama sırf dokunmakla ara ara bölgelerde hissedilen sertlikler varsa o zaman onu yumuşatacak hani enjeksiyonlar yapılıp uygun masajlarla vesaire rahatlatılabilir. Bu tarz bir durum yine yüzde de görülebilen bir durum arkadaşlar. Özellikle kalsiyum hidroksiapatit gibi, kemik dolgu gibi ürünlerle yaptığımızda belki yüz açlıktan bir ikisinde reaksiyon olacak şekilde sert sert ele gelen hani bombeleşmeler olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey hissettiğimizde hastayı ilk önce sıcak bir masaj ödevi versek de baktık yeteri kadar yayılmıyor. Çok basit bir yıkama tekniğiyle ya da çok basit bir ilaçlamayla o bölgeyi biz rahatlatıp yine dolgunun çöküp doğru difüzyon, doğru yayılım göstermesini sağlayabiliyoruz. Bunlar lenf drenajını yarattığı bazı problemler ya da kişilerin vücutlarının onu alerji gibi değil de biraz yabancı cisim gibi görmesiyle ortaya çıkan bazı problemler olabiliyorlar. Meme dolgusunda bir diğer önem verdiğim hassasiyet mutlaka ultrasonografik kontrol, mamografik kontroller yapılması, ailevi kanser öyküsünün olmaması, hastanın yine dolgu sürecinde uygun ağızdan kullanması gereken işte bir ek işlem sonrası cerrahiler sonrası da yoğun işlemlerimiz sonrası antibiyotik ve terapi veriyorsak meme dolgusu sonrasında da aynı şekilde veriyoruz. Ya da üzerine yatılmaması, baskı yapılmamasını hijyen kurallarına uyulmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu tarz her an daha enfekte olabilme ya da başka problem çıkartabilme riski olan uygulamalarda işte Fransız askı gibi, meme dolgu gibi yani daha bir tık daha invaziv olan uygulamalarda arkadaşlar sizin de kontrollerinizin daha dikkatli olmasını istiyoruz açıkçası. Ama doğru hastaya, doğru ürünle, doğru teknikle, doğru işlem yapıldıktan sonra bu tarz problemlerin yaşanması çok 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 düşük olasılıklar. Onun haricinde de problemlerin yönetilmesi de her zaman için bünyeye bağlı farklı problemlerin yönetilmesi de her zaman için daha kolay, daha basit şekilde çözümlere ulaştırabiliyoruz arkadaşlar. Bir de yine meme dolgusu konusunda söylemek istediğim bir şey. Bir kere vaka yaşının tahlili de önemli. Meme yapısının da tahlili önemli. Cilt yapısının, meme yapısının. Ve yine söylediğim gibi mevcut bazı rahatsızlıkların olup olmaması, ailevi öykülerin olup olmaması, ultrason ya da mamografi kontrollerinin temiz çıkması ve doğru malzemede çok doğru teknikle yapılması gerekiyor. Çünkü o konu gerçekten hani sizin de eminim okuduğunuzu duyduğunuzu eminim iki uçlu. Yani çok karşı olanlar var. Çok yaparız diyenler var. Ben ortada duruyorum. Doğru vakaysa yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Öteki türlü diğer işlemlerin hepsi tüm insanlara yapılabilir. Biliyorsunuz ki hani tiroid hastasına da yapabiliyoruz. Şeker hastasına da yapabiliyoruz. Başka problemleri olan hastalara da yapabiliyoruz. Ama burada bazı anekdotlar vardır ki her malzeme herkese doğru değil. Mesela tiroid hastasında her tip dolguyu kullanmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu çok ezbere yapılacak işler, çok basit işler gibi algılanıyor. Aslında bir nevi gözlemlediğim bazı problemlerin insanlarda ortaya çıkması hasta anemnezi dediğimiz yani hastanın öyküsünün, hastanın şu anda var olan durumlarının tam tespit edilememesi oluyor. Birçok hasta mesela gözaltı problemiyle gelir, torbasıdır, morluğudur vesaire. Hastaya iyice baktığımızda bir demir eksikliği olduğunu düşünürüz mesela göz çevresinde grileşme olduğunu gördüğümüzde ve hastayı uyarırız. Demir eksikliğinizi çözmezsek eğer göz altınıza çöken bakır miktarı artacağı için ben ne kadar dolgu, mezoterapi, başka işlemlerle sizi tedavi ediyorsam da tekrarlama riski
ve normal sağlıklı birine 3 seans yapacağım işlemdeki başarıyla size yapacağım 3 seans işlemdeki başarıda tabii ki verimlilik farkı olur. Dolayısıyla benim estetik alanında da inandığım bir hastanın genel anamnezini iyi alacağız. Her şeyini iyi değerlendireceğiz. İkincisi, hastanın günlük yaşam koşullarını iyi bileceğiz. İşte uykusu, kahvesi, supplementer tüketiyor mu, tüketmiyor mu, ailevi durumlardan yaşadığı şeyler ya da ön öyküsü var mı başka bir konu hakkında gibi öykülerini çok iyi dikkatli dinlememiz gerekiyor. Ya da hastaya işlemden sonra yapması ve yapmaması gerekenler konusunda da yalnız bırakmamak gerekiyor. Evet, bazı basit kurallarımız var ama ben her zaman için doğru ürün kullanımında, ev ödevlerinin doğru yapılmasının da bu işi daha kalıcı ve daha pekiştirici olduğuna inanan insanlardanım. Dolayısıyla genel tababetten ve yardımcı alternatif tıp tedavilerinden art medikal estetikten faydalanılarak bu işi bütünlediğimizde çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. İyi Ramazanlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.